İki elimizi aynı ölçüde kullanmanın beyin üzerindeki etkisi nedir? İki elimiz varken neden sadece bir elimizi fazla kullanıyoruz? Bunun genetik bir sebebi var mı? O oh yesim iki elimizi aynı anda kullanmak derken bu soru iki şekilde anlaşılabilir. Bir sağlak ya da solak olan bir insanın diğer baskın olmayan elini de baskın eli kadar maharetli işler yapmaya zorlama çalışmaları olarak anlaşılabilir ya da doğuştan çift çifterli ya da ambidexter dediğimiz insanların durumu olarak düşünülebilir. Ya ben elimden geldiğince her ikisine dair minik yorumlar yapmaya çalışayım. Mesela ambidexterler, benim oğlum öyle Metan Bey, her iki elini de eş baskın olarak kullanıyor. Hani çok büyük bir artısı ya da eksisi olan bir durum değil. Fakat bu insanların genellikle disleksi gibi algı farklılıklarına daha sık maruz kaldıkları, bundan daha fazla muzdarip oldukları. Aynı zamanda yaratıcı zihinlerinin biraz daha farklı çalıştığını, reaksiyon zamanlarının daha iyi olduğunu ve böyle işte ...bir araya getirme, toplama, mutlama faaliyetlerinde... ...yani bir takım parçaları bir araya getir, ...bir bütün oluşturma faaliyetlerinde... ...daha iyi olduklarına dair çalışmalar ve gözlemler var. Ambidexterlerin ünü özellikle işte Leonardo da Vinci gibi örneklerden dolayı... ...biraz fazla abartılabiliyor. Yani her iki elini işte yaparmış ya... ...ayna görüntüsü yazarmış aynı zamanda... ...hem düz hem ayna görüntüsü aynı anda yazabiliyormuş falan. Şimdi Leonardo normal değil tabii. Onu ayrı bir vaka olarak değerlendirmek lazım ama... ...her iki elimizde eşit kullanabilmenin... ...beyinsel olarak neden olduğunu tam bilmiyorum bilmediğimiz gibi davranışsal olarak da şöyle bir farklılığa sebep olur diyeceğimiz bir şey yok. Ama aşikar ki bir avantaj. Bazı durumlarda dezavantaj olabiliyor. Mesela bu sağ el sol el kullanmanın önemli olduğu bazı topluluklarda. Neresi acaba? İşte sağ el kullanmanın çok önemsendiği ve bazen hafif ya da bayağı sol elini kullanarak doğan çocukların diğer elini kullanmaya zorlanması neticesinde yalancı ambidekster ya da zorlanmış dexterite dediğimiz ya da zorlanmış baskın elinlik durumu ortaya çıkabiliyor. Çalışmalar hiç hoş değil bununla ilgili yapılan uzun süre gözlemler. Yani bir çocuk mesela sağ elini kullanırken doğuya ve siz onun sol elini kullanmasını zorluyorsunuz ya da tam tersi işte sol eli baskın sağını kullanmaya zorluyorsunuz. İleride psikozlara varacak kadar sinirsel gelişim bozukluklarına sebep olabiliyorsunuz. Çünkü dexterite yani el tercihi diyelim buna motor işlevlerin yanallaşması çok fazla teknik terim oldu. Yani motor işlevlerin vücudun sağa sol arasında fark göstermesi. Buna yanallaşma deniyor. Lateralizasyon neticesi. Anne karnında başlayan bir şey. Çok erken süreçlerde sebebini tam kesin bilmemekle beraber sinir sisteminin bir iş bölümü ya da iş dağıtım tercihi dolayısıyla böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ta anne karnında bebekleri gözlemlediğimiz zaman 6. aydan falan itibaren bebekler mesela doğduğunda sağlak olacaksa, sağ elini kullanacaksa anne karnında da sağ elinin çok oynadığını görüyoruz. Yani öğrenilmiş, doğunca edinilmiş bir beceri değil bu. Ve bunun sebebine baktığımızda kaynağını bilmiyoruz ama mantığını anlayabiliyoruz. İnsan eliyle maharetli işler yapması gereken bir canlı ve bazı işler çok yüksek maharet ve ince manipülasyon becerisi gerektiriyor. Şimdi iki tane elimiz var. Aslında iki elimiz de son derece mahir işler yapıyor ama bu ellerden bir tanesi baskın el dediğimiz el daha ince işleri daha seri motor öğrenme süreçleri sonucunda daha çabuk ve daha maharetli yapabilme özelliğine sahip. Sebep sağ el mesela benim sağ elim baskın. Beynin sol tarafı tarafından kontrol ediliyor ve bu sol taraftaki devreler bu eli onlar daha maharetli ve seri ve düşünmeden yapılan hızlı işleri kontrol etmekte başarılı. Diğer elim mesela yazı yazmakta falan o kadar başarılıdır ama ikisi bir araya geldiğinde destek ve usta böyle düşünelim. Yani kalfa ve usta. E, i̇ki elin birlikte kullanılması çok daha sofistike üretimleri mümkün kılıyor. İki elin eş baskın olması durumunda bu hani yapılan bir sürü simülasyonlarla işte deneylerle vesaireyle bu kadar büyük bir verim sağlanamadığını görüyoruz. Sadece insanda mı? Değil. Farelerde pençe tercihi var. İşte maymunlarda yine el ya da ön üye tercihi var. Birçok memeli canlıda biz bu lateralizasyonu ya da yananlaşmayı ya da işte el tercihini görebiliyoruz. Avantaj ya da dezavantaj değil. Anekdolar, kanıtlar çok az. Mesela işte solakların reaksiyonu fazladır. Yani bir tık. Öyle çok fazla değil. Büyük bir fark oluşturacak bir şey yok. Fakat beynin sağ ve sol baskınlığının el tercihini belirlemesinde de ilginç bir hikaye var. Ben hala bunu çözemedim. Çözebileni de görmedim. İnsanların büyük kısmı sağ elini kullanıyorlar. Çünkü beynlerin sol tarafı motor olarak baskın. Bu okey. Bazıları %5 kadarı sol elini kullanıyor. Bunların çok az bir kısmında sağ beyin baskın. Bunların çoğunda da sol beyin baskın. Ama bu sol beyin baskınlığı onların yine sol elini kullanmasına engel olmuyor. Bu arada motor baskınlıkla el tercihinin doğrudan alakalı olmadığına dair de kuvvetli bir mesaj bu. Son bir şey ekleyeyim. Ben sağlak mıyım, solak mıyım sorusu çok var. Yani orijinalde neydim sonra bir değiştirdim. İşte iki elliyim hangisini kullanmalıyım? Sağlaklık ve solaklık şöyle düşünelim. Şurası sağlaklık, burası solaklık. Bir kesintisiz spektrum var arada. Hepimiz bunun bir yerlerinde bir yerdeyiz. Ben muhtemelen mesela sağlaklık tarafına bayağı çok ibre gösteriyor. Çünkü gerçekten sol elim hiçbir iş beceremiyor. Ama bunun için 10-15 deneyden ya da sorudan oluşan testler vardır. El tercihi yönünü belirlemek için. Mesela i̇şte kavanoz açarsın, tüpleri bir şeyin, bir şeyin içine koyarsın, böyle bir şeyler yaparsın. Ve sana yüzde şu kadar olan da sağlak, yüzde şu kadar olan da solak diye bir profil verir. Buradan da görürüz ki hiçbirimiz ne tam sağlığız ne tam solağız. Bir çeşitlilik var ve bu da tabi bedensel maharetlerimize, el işlerimize vesaire yansıyan o nev iş münhasır farklılıkları oluşturan mini sebeplerden bir tanesi. Çok kafaya takılacak bir konu değil ama tekrar 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 anne karnında oluşan bir şey olduğunu hatırlatayım. Neyse o. Ona uygun bir yaşamı bir şekilde kolaylaştıracak bir yöntem uygulamamız lazım çocuklar için. Tekrar sizden vurgulamanızı isteyeceğim. Çünkü şöyle bir durum var. Bizim kültürümüzde şu an o kadar yaygın olmasa da bildiğimiz bir şey var. Çocukların sağ ellerini kullandırmaya yönlendirilen bir durum var. Evet, bu yani durum... bu benim büyük evet. annemde, büyük büyük babamda da gördüğüm torunlarını bu şekilde yönlendirmeleri vardı. Şimdi bu bizim kültürümüzde olan bir hareket ve bunun aslında yarattığı sonuçları belki bir daha vurgulamamız gerekiyor. Çok ciddi nöro gelişimsel bozukluklarla sonuçlanabiliyor. Çünkü Nöronal plastiste diye bir şeyden bahsediyoruz. İşleyen demir ışıldarın nöral versiyonu. Bir nöral devreyi çok kullanırsanız o nöral devre genişiyor. Kullanılmayan devre de zayıflıyor. Şimdi bizim normalde anneden doğuştan gelen bir baskın el avantajımız var. O el avantajlı diğerine göre. Özellikle el işlerinde maharetli işlerde ustalaşabilme konusunda zaten mesafe almış yani nöronal olarak. Siz o eli değil de diğer eli ustalaştırmaya çalışırken iki şey yapıyorsunuz. Bu kabiliyeti olmayan devreleri aşırı yükleniyorsunuz. Kişi bir zaten motor yetersizlik, yetmezlik yaşlarından geri kalma ya da yapması gereken becerileri doğru yapamama gibi bir tür sorunlar yaratıyorsunuz. Öbür yanda baskın hemisfemin, baskın elini yöneten beynin devrelerinin zamanla zayıflamasına sebep oluyorsunuz. Yani var olan bir yetenek yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Ama bu sadece el kullanmayla ilgili değil. Bir şeye herkesin dikkatini çekerim. Konuşurken niye böyle biz elimizi kolumuzu sallıyoruz sürekli? Çünkü dil bölgesiyle, beynin, bunlar sol tarafı pardon ters götürdüm, benim sol tarafındadır. Dil bölgesiyle el kontrol bölgesi birbirinin dibindedir. Bunlar yan yanadır. Ve beynin gelişimsel macerasına baktığımızda ve evrimsel kanıtlara, antropolojik kanıtlara baktığımızda insanın sözel dilinden önce işaret diliyle konuştuğunu düşünüyoruz. Bugün kuvvetle kabul gören bir şey bu. Yani aslında el tercihi ve el mahareti iletişimle de alakalı bir şey. Bak ben bunu yani gösteri olsun diye yapmıyorum. Ben ellerimi hep böyle sallıyorum biliyorsun konuşurken. Bu benim konuşma bölgemin ellerimle ne kadar bağlantılı olduğunu gösteriyor. E konuşma yani dil, zihnin ana yakıtı ve altyapısı olduğuna göre el tercihiyle oynamak buraya zarar verebilme ihtimali taşıdığı için bence hiç girilmemiz gereken bir risk. Cidden çok sıkıntılı. Ve ileri yaşamda dediğim gibi sanrılar, psikozlar, kişilik bozuklukları kadar birçok şeye sebep olabiliyor. Çünkü siz beynin ana işletim sistemi ya da BIOS yazılımıyla bir şekilde hani bilgisizce oynamış oluyorsunuz. Şunu düşünmeden edemiyorum. Mesela genellikle bu tip şeyler Hz. Peygamber'in alışkanlığı diye genellikle mesela yapılır. Hz. Muhammed Solak olsaydı ne yapacaktık hiç bilmiyorum emin ol. O zaman burası bayağı bir karışık bir hale gelecekti. Yani çoğu Allah'tan o da sağlak ki biz de sağ elimizi kullanarak bir şekilde çoğumuz bundan yırtıyoruz. Ama küçük bir azınlık bundan çok sıkıntı çekiyor. Bunun hakikaten inançlarla, minançlarla vesaire ilgisi yoktur. Ciddi bir mantıksal bir düşünme bu işi hızlı bir şekilde çözer. Hatta bazı kültürlerde ben biliyorum bu yani bizim ülkemizde de değil dünyanın çeşitli yerlerinde sol elini kullanmak şeytanın işareti gibi bile algılanabiliyor bazı kültürlerde. Hani tamam ilkel insanlar döneminde okey eyvallah da bu dönemde artık coşmamak lazım. Bazı büyüsel inançların ve bazı otomatik hareketlerin bir son kullanma tarihi var. İnsanlık olarak orayı geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz hep beraber. <laughs>